Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kayım testnetinin 3 görevinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bundan önceki videoda not kurma hakkında bilgi vermiştim. Maalesef tokenlarımız yetmediği için kuramadık. En azından ben kuramadım. Umarım token sayısı yetenler vardır. Şimdi o tokenları kullanarak nasıl başka şekilde puan toplayabiliriz? Nasıl mühendislik alanından puan alabiliriz? Onları göstereceğim. Şimdi bu videoda oy verme, delege etme ve de funding kısımlarından görevler yaparak puan toplayacağız. İlk önce şuradan görevlere gelip göstereyim. Mesela oy için 10 puan veriyor. Delege için 150. Ve de funding için 50 puan veriyor. Şimdi bunları nasıl yapacağız? İlk önce şuradan governance kısmına geliyoruz. Eğer burada açık bir oylama varsa buna oy verebiliyorsunuz. Mesela şu anda devam eden bir oylama var. Şu şekilde girdik. Sağ üstten buna tıklıyoruz. Yes'te durduğu için hangisini işaretleyecekseniz ben yes vermek için direkt tıkladım. Burada hangisini işaretleyecekseniz ona basıyorsunuz. Ondan sonra burada yazan kutucuğa tıklıyorsunuz. Sonra cüzdanınızdan size bir onay gelecek. Onayladık. Evet, onayı aldıktan sonra şuradan user'a geldiğimizde bakın oy verdiğimizi burada da görmüş olduk. Oy vermişiz ve de geçmişe işlenmiş. Şimdi ilk görevimizi gerçekleştirdik. Daha sonra şu sol üst taraftan Pulse'a geliyoruz. İkinci görevimize geçtik. Şimdi ben tekrar burada Zilliqa'ya girdim. Burada delegasyona giriyorum. Burada bize şimdi şu anda notları sıralayacak. Burada istediğiniz bir noda delege işlemi gerçekleştireceğiz. İkinciye tıkladım. Devam. Devam ettim. Devam ettim ve burada bir miktar yazıyoruz. Ben daha sonraki bir funding görevi olduğu için çok fazla girmiyorum. Çünkü orada belirli bir limit var yine. O yüzden şöyle 20 tane girdim. Validatöre. Onayladım. Şurada tekrar bir onay alacağız. Tamam, burada da onay geldi. Şimdi delege işlemini yaparak ikinci görevimizi de gerçekleştirmiş olduk. Hatta şurada show my delegasyona tıkladığımızda yaptıklarımızı bize gösteriyor. Claim yaparak da ödüllerimizi alıyoruz. Şimdi şuradan Founders'a gelip üçüncü görevimizi gerçekleştireceğiz. Bu da funding işlemi 230 adetmiş şu anda minimum funding için gerekli miktar. Şuradan onlara tıkladım. Devam. Devam ediyorum. Ben şöyle 280 girdim şimdilik. Yine bir miktar bıraktım. Tekrar cüzdandan onay istedi. Buradan da onayımız geldi. Zaten burada da direkt My Funds diye çıktı. Buradan da işlemimizi gerçekleştirdik ve üçüncü görevi de tamamladık. Şimdi bunlarla alakalı yaptığımız bu üç görevle de alakalı bize sürekli puan gelecek. Bunu yine şuradan profilimize tıklayarak görebiliriz. Bir süre sonra buradaki değer yükselecek. Şuradan görevlere baktığımızda yaptıklarımızın mühendislik alanında olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bir süre sonra buradaki puan giderek artacak. Siz de burada yükselmeyi göreceksiniz zamanla. Şimdilik yine 3 tane görev açıkladım size. Bunlarla ilgili de anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.